Diesel. Diesel está ahí. Diesel. Diesel, sí, diesel. Entonces primero pagamos aquí. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Sí. ¿Sí? Ah. Dice 40 litros. ¿40? Sí, ¿cuánto está el litro? De 25. Ah, sí. 25 litros, 25 pesos. Serían 40 litros. So, 40 litros, ¿cuánto es? Cuesta? 40. ¿Cuánto? No, dólares. Dólares, sí. Es la convención. Mil pesos, cuban peso. ¿Cuál es la convención? 42. Sí, 42 90. Dólares. Ok. Okay. 14. Es, listo, 14. Sí. 14. Ok, gracias. Propici. Dice las condiciones propici. Vamos. Después. Levanto en la mañana con el tic-tac del reloj, más cuando miro a la cama, mi mujer se evaporó. Asustado y tembloroso, fui a la cocina y miré, y nada, señores, nada, me estaba haciendo café. Y nada, señores, nada, me estaba haciendo café. Desconfiado, ¿qué va? Seguro que no es verdad. Seguro que no es verdad. Vaya que gente más mala, que vive de habladuría, que si cuando yo trabajo le doy vuelta al mediodía, que si cuando yo trabajo le doy vuelta al mediodía. Con mis queridos vecinos el bla 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 nunca acaba. Si dicen que a mi regreso desde lejos yo silbaba, si dicen que a mi regreso desde lejos yo silbaba. Ay, ay, ay. Desconfiado, ¿qué va? Seguro que no es verdad. Deja que la gente diga, yo sé que eso no es verdad. Desconfiado, ¿qué va? Seguro que no es verdad. Seré ciego, seré sordo, la quiero cantidad. Desconfiado, ¿qué va? Seguro que no es verdad. Me levanto en la mañana y el café preparadito está. Desconfiado, ¿qué va? Seguro que no es verdad. ¡Suena! ¡Corre, Coto! Que se te va la mujer. Thank you.
cuchicheo es. Le voy a dar un plan de machete a todo mundo que van a saber quién soy yo. No me van a convencer, no me van a convencer. No, 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 señor, no me van a convencer. No, 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 señor, yo confío en mi mujer. Deja que la gente diga, yo sé que eso no va a ser. No, 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 señor, no me van a convencer. Me levanto en la mañana y a mi lado está mi mujer. No, 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 señor, yo confío en mi mujer. Seré ciego, seré sordo, no me van a convencer. No, 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 señor, no me van a convencer. No, 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 señor, no me van a convencer y me voy. Oye, compadre, ¿es verdad lo que dice ese tipo? Oye, compadre, ¿verdad? Pregúntale a Nelson, yo sé lo que te digo. A Nelson. Cebolla tampoco, ¿no? Ajá. Entonces, no. Merhaba. Arkadaşlar, 30 saniyenizi alacağım. Bir duyuru yapmak istiyorum. 221. bölümde soğan operasyonu ve Küba gerçekleri konulu videoya bazı arkadaşlar tepki gösterdi. Bilgilerin çok sığ falan dediler. O arkadaşlardan, o yorumların altına da yazdım. O arkadaşlardan aynı konularda, eksik ya da fazla değil, 22 dakika içerisinde kendi bildiklerini anlatmaları konusunda video yapmaları için öneride bulundum. 22 dakikalık videoyu eğer bana gönderirlerse irtibat bilgilerini, mailimi falan yazdım. Burada yayınlayacağım. Şu ana kadar herhangi bir haber gelmedi onlardan. Bekliyorum. Kendileri bilir. Gördüğünüz üzere scooter kiraladık. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü marina ile şehir arası 14 kilometre. Tek yön $10 para istiyor taksi. Sabah ve akşam otobüs var 5 pezoya tek yön. Dolayısıyla o otobüsü beklemek zorundayız ve otobüsün nereden ne zaman geçeceğini falan bilmiyoruz. Öyle yani Türkiye'deki gibi değil. İşler çok da yürümüyor. Dolayısıyla $10 oraya vereceğimize biz $18 scooter kiralarız diye düşündük ve scooter kiraladık. Scooter'ı kiralamamızda arkadaşların desteği etkili oldu açıkçası. Yoksa ben kiralamazdım yani pahalı gelirdi bana. Şimdi bu arkadaşların isimlerini 2 dakika bir dinleyiverin. Tahir Mete Aktar pro desteği demiş, alındı. Onur Baki Erdinç Yenikaya katlanır bisiklet demiş, sağ olsun scooter kiraladık. Cengiz Sot arama ikramı. Alper Şahin Kuzey Ege'ye selamlar. Ercüment F. Cüneyt, Gökçe Şenyüz, Recep Şaban Palamut, Nezih Nadir Sözak, Mustafa Güngörmez, Tuğrul Orhan, Hayalini Yaşa Genç Kal, İlker Engüder, Zeki Mahir Erel, Aytaç Turan, iki defa, Caner Aytaçoğlu, Bestami Rıza Aray, Mustafa Ermez, Suat Kaya, Cenk Çetin Türk, Burhan Yokuş, Efe Bulutoğlu, Halim Akyol, Kamber Alarslan, Ümit Demirkıran, Ali Can Celayir, Hasan Çalık her videoda bir şeyler gönderiyor, sağ olsun. Arkadaşlar, bu arkadaşların desteğiyle işte scooter kiralama kararı aldık. Çünkü anlamsız, yani şehire gitmemiz lazım. İnternet şehirde var. Burada oteller var ama interneti bloke etmişler. Çünkü otellerde müşteri yok. Dolayısıyla yani biliyorsunuz kartla giriyoruz ve saatliğini $1 veriyoruz. Dolayısıyla mecburen şehre gitmemiz gerekiyor. O yüzden scooter kiralamak daha mantıklı geldi. Scooter'ı da her işte kullanıyoruz. Marina'da dizel yok. Mazot yok yani. Şehirden aldık mazotu gördüğünüz gibi. Marina'da suya, dün su deposunu dolduralım dedik. Saat dediler 5-6 gibi yanaşın, su vereceğiz. 5-6 gibi yanaştık. Un momento akşamleyin 9'da ancak suyu alabildik yani. Öyle bir yani tükürükle yapıştırılmış bir marina burası ve demirde kaldığımız için $10 günlük. Şurada yanaşsak yani kaç 50 metre ileride bir daka yanaşsak $25. Dolayısıyla biz demirde kalıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Elektrik falan da yok daklarda. Daha önce söylemiştim. Şimdi
Burada biraz uzun kalıyoruz. Neden? Çünkü rüzgar nereye eserse diye bir YouTube kanalı var biliyorsunuz. Daha önce tanıtmıştım size. Markus ve Tuğba. Yanlarında bir de Avusturyalı kız var galiba, bilmiyorum. Onlar gelecek. Yani biz ta İslamuares'teyken onlarla irtibata geçtik. Onlar işte Antigua mıydı nerede? Oradan çıkmaya başladıklarında muhtemelen Küba'da buluşuruz diye. Tabii onlar işte Markus biraz hastalanmış şeydi Haiti'de falan. Dolayısıyla biraz gecikti. İşte Santiago'da Küba'ya girdiler. Onların da Santiago'da Küba'da marinada bir sürü para vermelerine rağmen su dolduramamışlar. Çünkü çalışmıyormuş su sistemi. Dedim ya, tükürükle çalışıyor ya burada her şey. Ondan sonra boş tankla, su tankla artık ne, yani çanta bidonla mı aldılar, ne yaptılar? Onunla geliyorlar, yoldalar. Muhtemelen yarın veya bir gün inşallah burada olurlar. Cumartesi günü şiddetli bir rüzgar var. Bir de onu beklemek zorundaydık. Kuzey rüzgarı geliyor. Kuzey rüzgarı geldiğinde İslamuares gibi etki yapmıyor. Ama yine havayı soğutuyor ve çok keyifsiz oluyor. O yüzden onun da geçmesini beklemek için bir de asıl sebep bizim Tuğba'yla Markus'u bekliyoruz. Asıl sebep oydu. Onlar gelecek. Ondan sonra birkaç gün onlarla takıldıktan sonra çıkacağız. Buradan nereye? Santiago de Cuba'ya. Plan nedir? Plan Bahamalara gitmek. Aslında plan şöyleydi. Buradan bir sürü yine böyle hani Cayos Felipe falan var ya, oralarda takılıp, onun gibi yani takılıp böyle buradaki küçük adalarda Santiago de Cuba'ya gitmekti. Ama planı değiştirdim. Bir an önce buradan çıkıp gitmek istiyorum. O yüzden çıkacağımız en uygun yer Bahamalar için Santiago de Cuba şehri. Küba'nın doğusunda kalıyor. Vizemiz doldu. Vizemizi bir ay daha uzattık. O da kişi başı $25 çaktı bize. Buradan mümkün mertebe hava uygun olduğu sürece en kısa sürede Santiago de Cuba'ya gidip bir iki gün şehri gezip hava raporu uygun olduğu zaman Santiago de Cuba'dan çıkıp Bahamalara gitmek amacımız bu. Meksika'ya dönecek miyiz? İyi bir yer bulursak Meksika'ya dönmeyeceğiz. Bulamazsak Meksika'ya döneceğiz. Meksika konusu neden önemli? Çünkü Meksika'da demirde kalıyorduk, ucuzdu, güvenliydi, kimse malımızı çalmıyordu. Şehre bir adım uzaklıktaydı. Yani gelip giden Cancun Uluslararası Havaalanı daha rahattı. Yani ulaşım daha rahattı. Meksika hükümeti daha tolereydi. Benim mesela orada kalma süremi 6 ay daha uzattılar. Covid dolayısıyla ülkeme geri dönemediğim için, işte uçak seferleri olmadığı için falan hiç sorun çıkartmadılar. Meksika hükümeti çok rahattı yani. Bu konuda Meksika'da yaşamak çok rahat. Bir de mesela unutmayın, biz buraya gelirken adam ne demişti? Bak dedi, yarın çok şiddetli rüzgar olacak. Yarın çıkacaksan imzalamam. Pazartesi neydi? Cumartesi. Pazar ya da pazartesi çıkacaksan onun tarihini atıyorum. Şimdiden bitir işlemlerini, o zaman çık. Yani adam bizi düşünüyor. Burada biz Cienfuego'dan akşamleyin dedik ki yarın sabah erkenden çıkacağız. Adam dedi ki sabah 5'te gel, çıkmadan yarım saat önce gel, ondan sonra imzalarım kağıdını dedi. Yani İşin oluruna yapmak var, bir de böyle yokuş yapmak var. Yani Küba hükümeti bu konuda gerçekten yokuş yapıyor. Çok yardımcı değil açıkçası yani. Şimdi Küba'yı seven arkadaşlar, yani bu konuda lütfen şu yorumlarda slogan atmayı bıraksınlar. Yapacaklarsa dediğim gibi aynı konularda 221. bölümdeki konularda aydınlatıcı bilgileri vereceklerse versinler. Ama böyle yani yakışıklı değil yani, durup dururken slogan atıp kaçıyorsun. Ne yani biz. Ondan sonra Trinidad nasıl bir yer? Trinidad güzel bir yer ama küçük bir yer. Yani her caddesini çeksem, bir bölüm yapsam 3-5 bölümde biter yani. Ve biz gezi videosu, salt gezi videosu yapmıyoruz. Biz bir hayatı yaşarken işte gördüğümüz yerleri paylaşıyoruz. Başımızdan geçen olayları paylaşıyoruz. Mümkün mertebe buna odaklıyız. O yüzden çok böyle aman aman Trinidad gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer diyemiyorum. Demem için bir sebep yok yani. Normal, evet, güzel bir şehir ama öyle aman aman değil. Bir de şunu da söyleyeyim. Küba'nın yelkenleri prosedürü, yani yelkenli cruiser'ları prosedürü son derece zor. Küba zor bir ülke yani bu konuda. Yani şimdi buraya geliyorsunuz, buradan Santiago de Cuba'ya gitmeniz için buradan desparço alıyorsunuz. Yani çıkış kağıdı, Santiago de Cuba'ya gidiş, tahmini gidiş sürenizi söylüyorsunuz. 3 gün ya da 5 gün.
Yani oraya 15 günde giderseniz nerede kaldın ya falan diyor demek ki herif. Yani öyle çok böyle ya gideyim şuraya bir adada kalayım işte 2 ay falan öyle bir şey yok. Yani dolayısıyla çok sıkıcı olmaya başladı. Biz de bir an önce buradan çıkma kararı aldık. Mümkün olduğu kadar dediğim gibi Santiago'dan Küba'ya fazla oyalanmadan gidip oradan çıkıp dronlarımıza, özgürlüğümüze bir an önce kavuşmak istiyoruz. Şimdi katıl butonu niye açmıyorsun diye. Katıl butonu 30 bin abonede açılıyor arkadaşlar. 30 bin aboneyi de bulmak zaman alıyor. Doğru insanları bulmak zaman alıyor. Onu söyleyeyim. Biliyorsunuz abone sayımızın artması tabii ki bizim için önemli ama doğru abonenin gelmesi de önemli. Yani bu da etkili. Katıl butonunu aç, 30 bin olsa da katıl butonunu şimdilik açmayı düşünmüyorum. Çünkü bunun bir vergi prosedürü var. Bir de anladığım kadarıyla YouTube herhalde emin değilim %30'unu falan kesiyormuş bu işlerde. Yani çok böyle para odaklı bir iş yapmak istemiyorum. Çünkü enerji bu sefer oraya gidiyor. Yani bunun vergisiydi bilmem nesiydi falan. Ta buralardayız buradan oraya vergi mergi işleriyle nasıl uğraşacağız bilmiyorum. O yüzden para kazanmayı kapattım demiştim size. YouTube'dan para kazanmıyorum. Zaten doğru düzgün para kazanmıyorum. 20-30 dolar. O bir web sitesi var işte YouTube'dan kim ne kadar para kazanıyor diye. O web sitesine geçen baktım ben milyoner olmuşum yani. Ama öyle değil yani. Bir müzik kullandığınızda bakın bir şey çektiğinizde mesela video çekerken şuradan bir tane yelkenli tekne geçse ve yüksek sesle müzik dinlese tak diye YouTube onu 10 saniye 5 saniye yakalıyor diyor ki bu videoda bu müziği kullanmışsın bu videonun parası bu şirkete gidecek. Müziğin telif hakları o şirkete ait. Yani o bu konuda hassaslar. Ben de zaten video güzel olsun diye paso yani genelde güzel müzikler kullanıyorum. Güzel müziklerinde telif hakları başka şirket yani o şirketlere ait. Dolayısıyla para oraya gidiyor çok umurumda değil. Yani YouTube'dan ben böyle para kazanmıyorum. Yani insanlar bu konuda bazı abone arkadaşlar tehdit ediyor beni işte paranın gözüne vurdum falan diye vurmadım. Yani istiyorlarsa açarım yani hesapları ama yani anlamsız yani bu kanalı bunun için takip etmiyorsunuz. Küba hakkında iyi bir şey söyleyeyim. Covid durumu Trinidad hakkında. Covid durumu Küba genelinde 300 kişi ölmüş geçen sene. Bakın yani bilmiyorum yani onun milletin söylediğini söylüyorum. Ne kadar güvenilir? Güvenilir mi? Güvenilirdir belki veya değildir bilmiyorum. 300 kişi ölmüş. Şimdi biz Trinidad'da gezerken bazı mahallelerin Covid dolayısıyla kapalı olduğuna dair böyle ilan vardı. Şeritle çevirmişler bayağı ve başına da bir polis koymuşlar. Diyor yani diyor ki bu mahalle Covid sebebiyle kapalıdır diyor. İçeride yani şeridin öteki tarafında insanlar var. Hatta biz scooterla gezerken dedik kapalı mı kapalı dedik. Neden dedi diye sorduk. Biliyoruz da soruyoruz yani. Ondan sonra yok dedi Covid var bu mahallede dedi. Dolayısıyla Küba hükümeti güzel bakıyor yani bu konuyu güzel kontrol ediyor. Maskesiz dolaşmak 3000 peso. 25 peso 1 dolar. 3000 peso ceza demektir. Dolayısıyla herkes maske giyiyor. Takıyor yani daha doğrusu. Günlük vaka sayısı Trinidad için geçen dün birisi söyledi. 5 kişi falanmış Trinidad için. Güzel bir oran yani. Ama biz yine de dikkatli olmaya çalışıyoruz. Kimseyle pek görüşmüyoruz. Sadece alışveriş esnasında. Zaten herkes maske taktığı için daha dikkatliyiz. Mesafe de var aramızda. Çünkü eğer Allah muhafaza böyle bir şey olsa yani bizim ağlayanımız yok arkadaşlar. Yani o yüzden çok 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 dikkatli olmak zorundayız. Videonun kalan kısmında buradaki süpermarkette nasıl alışveriş yapıldığınızı göstereceğim size. Diyeceksiniz ki ya nasıl alışveriş yapıyor bildiğin süpermarket öyle değil. Buradaki süpermarkette iki türlü market var. Bir Küba pezosu ile alışveriş yapacağınız marketler var. Orada sadece daha önceki o 221. bölümdeki arkadaşın söylediği gibi rom ve su var. Bir de turşu. Ha turşu var. Ondan sonra normal alışveriş yani international galiba international alışveriş yapılan bir market var. Orada bazı ürünler geliyor yurt dışından. Özellikle Brezilya'dan, Panama'dan falan ürünler gelmiş. Ama Türkiye'de o ürünlere para vermezsiniz ya ben size söyleyeyim. Onlar fiyatları oldukça yüksek ve üzerlerinde dolar yazıyor. O videoyu da ekleyeceğim burada. Ve dediği gibi o çocuğun
Orada bir çakal çocuk vardı 221. bölümde. Haklıymış. Dolar var kartınızda. Dolarla alışveriş yapıyorsunuz kartta. Tabii biz kredi kartı kullandığımız için acaba çalışır mı diye endişe ettik. Dedik alalım bakalım çalışacak mı? Alın bakalım dedi yani bilmiyorum dedi oradaki kız da. Aldık. Çalıştı yani. 42 dolar falan bir para ödedik. İşte yani bir şeyler aldık. Zeytin, meytin. Ondan sonra ne bu salçalı köfte falan enteresan şeyler aldık. Ondan sonra fiyatlar ama ciddi yani. Bayağı bir yani aynı fiyata bakın. 42 dolar 50 dolar desek 1000 peso yapar Meksika'da. 1000 pezoya ben alkol, yarım kilo et, yarım kilo tavuk, bir şişe rom, sebze meyve, lime falan bulamıyorsunuz buralarda öyle şeyleri. Soğan falan da bulamıyorsunuz. Orada her şey var. 1200 peso haftalık benim Meksika'daki alışverişimdi aşağı yukarı iki kişi. Yani dolayısıyla Meksika'yı seçmemizin sebebi boşa değil yani. Burada aynı alışverişe 3-5 malzeme aldık ki yani normalde Türkiye'de onlara dediğim gibi para vermezsiniz yani. Evet böyle. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Bye. Five? 60 cent makarna. Bak ne yazıyor burada? USD yazıyor. 2 dolar 25 cent. Yes. You can buy it. Bu şehriyeyi aldık. Bak 1 dolar 52 cent. Küba'dayız ha, Amerika'da değiliz. Blandito, uh-huh. Tienes que ablandar, grafiando, oh, los vegetales y después... Chorizo de acá. Yeah. Chorizo. $8.40. Domuz sucuğu. Chorizo domuz sucuğu. Salçalı köfte gibi bir şey aldık. 2 dolar 40 cent. Nohut haşlanmış nohut 3 dolar 70 cent. Şöyle bir size. Fiyatı da burada. Küçük mısır. Küçük mısır 90 cent. Şu meyve karışımı 10 dolar. How much? 80 cents. 80 cents. Uh-huh, less than 100. 80 cent. Okay, we can drink Malta. Malta. Kredi kartımızla deniyoruz şu anda. 42 dolar 60 cent. No, no, no. It's not too crazy, no? Pin number. $53.9.